Yatırım Bülteni'nden günaydınlar sevgili izleyiciler. Ben Hande Berk'tan saatlerimiz 9 itibariyle 45 dakika boyunca sizlerle birlikte yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki gelişmeleri ve haber akışlarının piyasalar üzerindeki etkisini konuşuyor olacağız. Yurt dışında gündem koronavirüs. Koronavirüsle mücadele kapsamında birbiri ardına paketler açıklanmaya devam ediyor. Uluslararası Para Fonu IMF'den yaklaşık 50 milyar dolarlık, diğer yanda Amerikan Kongresi'nden 7.8 milyar dolarlık koronavirüs mücadele kapsamında bir paket açıklandı. Bu arada bir hatırlatma da yapalım. Amerika'da yapılan beklenmedik olağanüstü faiz indiriminin ardından özellikle St. Louis Fed Başkanı James Bullard'dan bir açıklama geldi. Amerikan ekonomisinin temelleri sağlam. 17 ile 18 Mart'taki toplantıya fazla da önem atfetmeyin uyarısında bulundu Bullard. Şimdi dönelim bugüne geldiğimizde piyasalar açılmadan bilmemiz gereken başlıklara bakalım hemen. Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib gündemiyle Rusya'da Putin'le bir araya gelecek. Bu çok önemliydi. Evet, özellikle Türkiye-Rusya-Suriye üçgeninde Türkiye-Rusya gerginliğinde bakalım bu görüşmeden ne yönde açıklamalar çıkacak? Soçi anlaşmasında bir revizyona gidilecek mi? Hep beraber takip ediyor olacağız. Diğer yanda IMF koronavirüsle mücadele için 50 milyar dolarlık bir paket açıkladı. Takibinde Amerikan Kongresi'nden de 7.8 milyar dolarlık bir paket geldiğini iletmiştim ki alt satırda da onu görüyoruz. Beklentilerin üzerinde bir koronavirüs paketi de açıklandı Amerikan Temsilciler Meclisi'nden. Ve OPEC zirvesi başlıyor. Öncesinde Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmazlık giderilemedi. OPEC toplantısından kuşkusuz çıkacak kesintilere yönelik kararlar fiyatlar üzerinde etkili olacaktır. Bu arada Goldman Sachs'ın özellikle petrole ilişkin 60 dolarlar yönünde yeniden bir tahmini vardı. Bu notu da aktardıktan sonra son başlığımız. Amerika Birleşik Devletleri'nde Michael Bloomberg, Demokratların adaylık yarışından çekildi. Biden'ı destekleyeceğini açıkladı Bloomberg. Bu notu da aktardıktan sonra şimdi dönelim piyasalara bakalım. Rakamlar nasıl şekillenmiş? Öncelikle dünü hatırlayalım. Borsa İstanbul dün günü %0.38'lik geri çekilmeyle 110.785 endeks seviyesinden kapatmıştı. Birazdan endekste sektörler üzerine daha detaylı inceliği olacağız. Dolar lira da ibre yukarıda 6.08.26'dan yukarı yönlü hareket devam ediyor. Euro TL'de de benzer 6.77.68'ler seviyesindeyiz. Euro dolar paritesinde parite 1.11.36'larda. Evet, piyasalardaki tablomuzun ardından tahvil kısmına geçelim. Tahvil piyasası bize ne anlatıyor? 2 yıllık tahvil faizinde %10.97'lerdeyiz. Değişim yok. 5 yıllık tahvil faizinde %11.58'leri görüyoruz. Uzun tarafta ise 10 yıllık tahvil faizinde geldiğimiz nokta %11.56'ları görüyoruz. Türkiye tahvillerinde özetle tablo bu şekilde karşımıza çıkıyor. Ve Avrupa borsalarına dönecek olursak, Avrupa borsalarında da pozitif bir hava hakimdi. Londra FTSE 100 %1.5'a yakın bir prim ile 6.815 endeks seviyesinden kapatmıştı. Paris CAC'ın keza 5.464 %1.33'lük değerlenme vardı. Frankfurt DAX %1.19'luk değerlenme endeksi 12.127 seviyesine taşımış durumda. İtalya cephesinde ise %1'e yakın prim endeksi 21.946 seviyesine taşıdı. Özellikle Amerika borsalarındaki pozitif havadan Avrupa borsaları da nasibini aldı. Evet, Amerika borsaları genelinde yaklaşık %4.5'lara varan bir prim söz konusuydu. Özellikle Joe Biden'ın zaferi ve beklentilerin üzerinde gelen ADP özel sektör istihdam verisi 183 bin artış kaydetmişti. Bu Amerikan borsalarında kuvvetli bir toparlanmayı sağladı. ABD borsalarını destekleyen bu haber akışının karşı sonucunda Dow Jones'ta %4.5'luk prim gördük. 27.090 endeks seviyesini görüyoruz. S&P 500'de yine keza %4'ün üzerinde bir değerlenme endeksi 3.130'a çıkarmış durumda ve Nasdaq'a dönelim. Burada da %4'e yakın bir primle 9.018'lerdeyiz. Vadelilerde kısmi bir düzeltme olduğunu görüyoruz. 26.858'de Dow Jones vadeli, Nasdaq'ta yatay 8.863'te ve S&P 500 vadelide ise hafif bir geri çekilmeyle 3.099 seviyelerinde Amerikan vadelilerde şu an itibarıyla. Ve emtia piyasasına hemen bakacak olursak, emtia piyasasında evet çok kritik OPEC toplantısı öncesinde Brent petrolün varili 52 dolardan işlem görüyor. Yukarı yönlü hareketi görüyoruz. Özellikle anlaşamamazlıklar
kuşkusuz OPEC içerisinde petrolün fiyatını yukarı yönlü dağda zıplatacak gibi gözüküyor. NYMEX petrol 47,5 dolarda işlem görmekte. Altına bakalım, altında değerlenme sürüyor. %0,13'lük değerlenmeyle onsu 1639 dolarda. Altın özellikle jeopolitik risklerin arttığı bu süreçte güvenli liman olma algısını kuvvetlendiriyor. Evet, ve günün veri ajandasına hızlıca bakalım. Günün veri ajandasında karşımıza ne çıkıyor? İlk veri saat 14 itibarıyla Türkiye'den geliyor. Türkiye'de BDDK haftalık kredi verilerini açıklayacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gelecek olan veriyi takip ediyor olacağız. Saat 14.30'da ise haftalık menkul kıymetler istatistiklerini takip edeceğiz. Saat 18'de Amerika'dan Ocak ayı fabrika siparişleri ve yine beraberinde saat 18'de yine Amerika'dan Ocak ayı dayanıklı mal siparişlerini takip edeceğimiz günün veri ajandasında en önemli başta gelen veriler diyebiliriz. Ama en önemli kritik toplantılardan biri özellikle petrol fiyatlarının seyrini etkileyecek olan OPEC toplantısına da piyasaların gözü kulağı çevrilmiş durumda. Ve günün ajandasında DSF haberlerimize devam edeceğiz. Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 3014'e yükseldi sevgili seyirciler. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 31 kişi yaşamını yitirdi. Yeni COVID-19 vakası saptandı. Ve St. Louis Fed Başkanı James Bullard, koronavirüsün etkisi geçici olacaktır açıklamasını yaptı. Bullard, Fed'in 50 bas puan faiz indirimine yönelik olarak Fed virüsün etkilerine karşı bazı önlemler aldı. Faiz indiriminin tıbbi durumları tek başına düzeltemeyeceğini biliyoruz. Fed'in faiz seviyesi şu anda oldukça uygun durumda dedi Bullard. Aynı zamanda Amerikan ekonomisinin sağlam temeller üzerinde olduğunu da vurgulamıştı. Şimdi dönelim peki. Haftanın dördüncü iş gününde Asya piyasalarında nasıl açılışlar var? Hemen Gizem Uzuner Gençtürk'ün yanına gidelim, kendisiyle konuşalım. Bugün özellikle dedik emtia fiyatlarına daha yakından takip ediyor olacağız ama Asya piyasalarında tablo nasıl dediğimizde evet, yeşillere bürünmüş bir tablo karşımıza çıkıyor. Neyi fiyatlıyoruz Gizem? Mali teşviklerin gelmesini fiyatlıyoruz aslında. Ne o mali teşvikler, ilerleyen tarafta onlardan da bahsedeceğiz ama bu mali teşviklerin etkisi aslında piyasalarda şu an kendisini gösteriyor. Amerika'dan gelmesi, IMF'den gelmesi şu aşamada hisse senetleri tarafını en azından virüs etkisindeki kayıplardan bir miktar korur vaziyette. Bugün aslında bu gördüğümüz yeşil tabloyu dün açıklanan o teşviklere bağlayabiliyoruz. Ve aynı zamanda Amerikan borsaları da zaten %4'ün üzerinde primler kaydetti bu teşviklerin gelmesiyle birlikte. Dolayısıyla biz evet, oynaklıkla belki bununla beraber yine yüksek seyretmeye devam ediyor ama Asya dünkü Amerika'nın primli kapanışına fiyatlamaya devam ediyor. Bugün gördüğümüz tamamen artılara işaret etmekte. Hong Kong Hang Seng %1,93 artıda, Tayland'ın set endeksi %2,15 artıda, Çin'in CSI 300'ü %2'ye yakın primli, Nikkei %1,2 kadar primli, Hindistan, Güney Kore, Kospi, bunlar tamamen Asya'da şu an açık olan piyasaların tamamının artıda olduğuna işaret etmekte. Döviz piyasasında tablomuz bir miktar karışık görünüyor. Bizim için en azından TL bacağını değerlendirmek gerekirse önemli haber akışları var. Onlardan en önemlisi de tabii ki Moskova'daki görüşme. Ama öncesinde dolar TL'nin sakin seyrettiğini söyleyebilirim. Tahvil faizleri tarafında Japonya'nın 30 yılı, Avustralya'nın 10 yılı, Yeni Zelanda'nın 10 yılı yükselişe devam ederken ABD 2 yıllık 5,2 bas puanlık düşüşe işaret ediyor. Endonezya'nın dolar cinsi 5 yıllığı 4,1 bas puanlık düşüşe işaret ediyor. Biz de tahvillerde dün kapanış itibariyle çok sert faizlerde geri çekilme olduğunu söyleyebiliriz. Genel itibariyle zaten Türk varlıklarının değerlendiği bir günde aslında. Bugün de bakacağız. Tahvil piyasasında şu anki seyir karışık. Emtia sınıfındaki tablo bize artılara işaret ediyor bir kez daha. Brent petrol %1,66 kadar artıda, 52 dolara oldukça yakın seyrediyor. WTI'de aynen öyle. Ve OPEC öncesinde petrol fiyatlarında artıda olduğunu söyleyebilirim. Dünden bugün aslında yükseliş devam ediyor ama yılbaşından bu yana tabii ki hala sert kayıpları var. Ve vadeli işlemler bize gösteriyor ki önümüzdeki saatlerde açılacak olan Avrupa borsalarında şu an durum artıya işaret etmiş. Yani biz şu an hisse senetleri piyasasında Asya'da gördüğümüz primli havanın Avrupa'da da devam edeceğini söyleyebiliriz. Tablo ağırlıklı olarak yeşil, o yüzden de risk iştahı açık diyebiliyoruz bu tabloya bakarak. Evet, dün Amerikan borsaları hakikaten çok sert bir düzeltme yaptılar. Kayıplarını bir günde toparladılar.
toparladı desek mümkündür. %4,5 bir primle gerek Biden'ın zaferi, gerek beklentilerin üzerinde gelen ADP özel sektörü istihdam verisi ve mali teşvikler, uluslararası para fonu yaklaşık 50 milyar dolar. Diğer yanda Amerikan Temsilciler Meclisi Kongre'den de 7.8 milyar dolarlık virüs salgına karşı mücadeleye yönelik bir paket açıklandı. Kuşkusuz bunun piyasaya yansımasını da görüyoruz. İstersen hemen teşvikler üzerine gidelim mi? Burada koronavirüse karşı alınan tedbir ve teşvikleri görelim. Aynen öyle. Bu daha çok tabii ki mali teşvikler kısmı. Biz şimdiye kadar para politikasını konuştuk. İşte bir önceki gün Fed'in acil faiz indirimini konuştuk. Bunlar işin para politikası kısmıydı. Tabii doğal olarak virüsün etkisini silmesi, telafi etmesi, pansuman yapması beklenen ilk yer merkez bankaları oldu tabii ama mali teşvikler aslında yapılması gerektiğini söyledik ve geliyor da yavaş yavaş. IMF koronavirüs için 50 milyar dolarlık bir program açıkladı. Dün yine Amerika'dan bir başka teşvik. Temsilciler Meclisi koronavirüsü ile mücadele için 7.8 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı. Dünya Bankası'nın 12 milyar dolarlık bir destek paketini yine görmüştük. Ve Hong Kong koronavirüsün etkileriyle mücadele için 15 milyar dolarlık bir paket açıkladı. Dediğim gibi birçok uluslararası kurum zaten özellikle mali teşviğin daha fazla etki yaratabileceğini söylüyor. Para politikasıya tek başına olmayacağını, arz talep şokunun tek başına para politikasıya giderilemeyeceğini söylüyor ama mali teşvikler de ufak ufak gelmeye başladı tabii ki bu noktada. Evet, peki para politikasında kimden umut var? Hani şöyle bir başlık koymak gerekirse, bunun arkasında kim çıkar sence? Şimdi fiyatlama tarafından gidelim. Hem OIS tarafından, Overnight Index Swap ve vadeliler üzerinden bakalım. Hangi merkez bankasının yeri var diye bir tablomuz daha var. Bir sonraki tabloya geçelim. Hemen o tarafta da para politikasını tartışalım. Az önce maliye politikasını söyledik ama para politikasından beklentiler de bitmedi aynı zamanda. Ve tablonun bize gösterdiği dediğim gibi OIS'ler ve Future'lar üzerinden piyasanın hangi merkez bankasından bir sonraki toplantısında faiz indirimi beklediğine yönelik olasılıkları değerlendiriyor. Ekrana getirdiğim tabloda beyaz çizgiyle Japonya Merkez Bankası'nı gördük. Dolayısıyla Japonya Merkez Bankası'nın, şunu da söyleyeyim bu arada, eğer 100 üzerindeyse buradaki fiyatlama, o Merkez Bankası'ndan konvansiyonel indirimden daha fazlası fiyatlanıyor şu anda. Yani daha fazla faiz indirebilir. Bu beklentisinin fiyatlandığını gösteriyor. Japonya Merkez Bankası'ndan mesela görece diğer merkez bankalarıyla kıyasladığımızda daha az bir beklenti var. Avrupa Merkez Bankası'ndan ikinci sırada yine daha az bir faiz indirim için yeri olduğu fiyatlanıyor. İngiltere Merkez Bankası faiz indirimi bekleniyor ama beklentiden daha yukarıda bir faiz indirimi beklentisi yok şu aşamada. Yani neydi? Mart ayı için toplantıda işte 25 bas puan bekleyen var, 50 bas puan bekleyen var. Nomura ve HSBC Mart sonundaki Mart toplantısının öncesinde tıpkı Fed gibi İngiltere Merkez Bankası'nın da sürpriz bir faiz indirimine, olağanüstü bir faiz indirimine gidebileceğini düşünüyor. Ama piyasanın fiyatlaması OIS üzerinden baktığımızda sadece beklendiği gibi bir faiz indirimi yapacağı yönünde. Yeni Zelanda tarafına baktığımızda beklentinin üzerinde bir faiz indirimi yapabilir diye fiyatlıyor piyasa. Aynı şekilde Fed için de böyle. Yani olağanüstü faiz indirimini yaptı ama önümüzdeki toplantıda da hala beklentiler faiz indirimi noktasında canlı kaldığını gösteriyor. Ve Avustralya Merkez Bankası faiz indirmişti son toplantısında ama gördüğümüz tablo gene de fena bir olasılık tanımıyor. Bir sonraki toplantıda bir faiz indirimine gidebileceği yönünde bir fiyatlama var. Avustralya Merkez Bankası tarafında da aynı şekilde. Evet, oynaklıkların da bir miktar daha azaldığını herhalde söylemek mümkün değil mi? Şimdi baktığımızda Amerikan Merkez Bankası'ndan 17-18 Mart tarihlerindeki önce özellikle toplantı öncesinde gelen faiz indirimi, 50 bas puanlık faiz indirimi akıllarda şu soruyu getirdi. Koronavirüs acaba beklendiğinden daha mı kötü ekonomi üzerinde etkisi olacak ve bu kuşkusuz oynaklık, bu belirsizlik bir oynaklık yaratmıştı. Tüm piyasalara da yansımıştı ama bir miktar bunun daha hani bir günün sonrasında gelen veriler, gelen paketler, diğer bir yanda Biden'ın zaferi derken bir miktar daha dindiğini söylemek mümkün değil mi? Evet ama zirvelerden dönüyor. Yani görece evet. Baktığımızda bizim aslında nerelerden bahsediyoruz? Mesela 2019'un başından bu yana görmediğimiz kadar büyük bir oynaklık yine var mı? Var aslında. Ve zirveyi gördük. Yani biz özellikle bu virüsün etkisini konuştuğumuz dönemde S&P tarafından örnek vermek gerekirse bir gün aşağı bir gün yukarı derken bu neticede tabii ki oynaklığı getiriyor.
Turkuaz'la gösterdiğim kısımda zaten VIX var. Korku endeksinin bize anlattığı uzunca bir zaman ardından bu kadar sert bir yükseliş kaydetti. Görece dikkat etmek gerekirse 2019 yılının içerisinde hiç görmediğimiz kadar yüksek bir hisse senedi oynaklığından bahsediyoruz. Ve şu aşamada o gelen para politikası artı maliye politikası, dün bahsettiğimiz az önceki tablomuzda gösterdiğimiz mali teşvikler geldikten sonra bu kaydettiği zirveden bir miktar düşüş gösterdiğini ifade ediyor grafik. Bununla beraber sarı çizgiyle gösterdiğim tahvil oynaklığını ölçen endeks ve o da aynı şekilde bir zirve yaptı ve sonrasında ufak bir geri çekilme işaret etti. Burada çeşitli varlık sınıflarını göstermeye çalıştım. Neyi konuştuk? Hisseyi, tahvili ve son olarak döviz piyasasına. Morla gösterdiğim çizgide ise küresel döviz oynaklığı endeksi var. Dikkat etmek gerekirse bu bütün türbülansı konuştuğumuz esnada görece döviz piyasasındaki oynaklık hisse senetleri ya da tahvil piyasasıyla kıyasladığımızda daha geride kalmıştı. Ancak yine de kendi çapında 2019'un ortasından bu yana gördüğümüz en yüksek döviz oynaklığını yine de gördük. Sadece görece diğer iki varlık sınıfıyla kıyasladığımızda biraz daha sınırlı oldu. Hı hı. O da aynı şekilde tıpkı hisse senetleri ve tahvil piyasasında olduğu gibi döviz oynaklığında özellikle dün takip ettiğimiz mali gelişmeler, mali teşvik açıklamalarının ardından bir miktar düşüş kaydettiğine işaret ediyor bizler. Evet, kritik OPEC toplantısı öncesinde de aslında çok haber akışı var. Rusya ile Suudi Arabistan'ın anlaşamadığı yönünde haberler geliyor. Hatırlayacağınız üzere Suudi Arabistan yaklaşık 1 milyon varilik bir kesinti isterken Rusya petrol fiyatlarının geldiği seviyeler nedeniyle ekonomisinde daha zor günler yaşayabilir. Evet, OPEC'ten çıkacak kararlar kuşkusuz petrol fiyatlarında yönünü belirleyici olacaktır. Şimdi kesinlikle öyle ve Goldman Sachs diyor ki aynı zamanda petrol talebi dünyada bu konuştuğumuz virüs etkisiyle beraber 2009'dan bu yana gördüğü en düşük seviyeye kadar gerileyebilir. Dolayısıyla bu petrol talebindeki geri çekilmeden kaynaklı Suudi Arabistan'ın söylediği yersiz bir şey değil. 1,5 milyon varillik bir kesinti istiyorlar ve OPEC artı üyeleri bu topluluk 2016 yılında kuruldu ve benim grafikte gösterdiğim de 2016 yılından bu yana mavi çizgiyle toplam OPEC üretimindeki 2016'dan bu yana yüzdesel değişimi, sarı çizgiyle gösterdiğim kısımda Rusya'daki değişimi ve beyazla gösterdiğim kısımda Suudi Arabistan'ın petrol üretimindeki değişimi göstermekte. 2016'nın başından yani OPEC artı topluluğu oluşturulduğundan bu yana zaman zaman bu ülkeler arasında tabii ki çeşitli fikir ayrılıkları oluştu ama bir şekilde orta yolu bulmuşlardı. Şu içerisinde bulunduğumuz dönem en büyük ayrışmayı yaşadığı dönemlerden bir tanesi ve dikkat etmek gerekirse grafiğe üretimin de bu kadar ayrıştığı ilk zamanlar içerisindeyiz. Dolayısıyla ne olmuş? 2016'nın Temmuz'undan bu yana geçen süreçte, Haziran'dan bu yana geçen süreçte toplamdaki OPEC petrol üretimi %16'ya yakın düşmüş. Suudi Arabistan'ınki %7'ye yakın düşmüş. Zaten buranın büyük bir çoğunluğu Suudi Arabistan geliyor, Arabistan'dan geliyor. Beyaz sarıyla gösterdiğim kısımda ise Rusya'nın toplam petrol üretiminde %4.33'lük bir artış var. Dolayısıyla bunlar üretimi keserken Suudi Arabistan ve aynı zamanda OPEC üyelerinin tamamı Rusya çok fazla aslında ödün vermemiş. Bu dönem Rusya'nın gene ödün vermek istemediği bir dönem. Çünkü onlar petrol kesintisine gitmek istemiyorlar, üretim kesintisine gitmek istemiyorlar. Ama Suudi Arabistan ve aynı zamanda diğer bölge ekonomileri mevcut durumda yavaşlayan petrol talebinden kaynaklı olarak üretimin 1,5 milyon varil kadar kesilmesini istiyorlar. Dolayısıyla bugün hareketli bir toplantı olacak. O yüzden de aynı zamanda az önce gösterdiğim gibi tahvilde, hissede, döviz piyasasındaki oynaklıktan bahsettim. Bir de petrol piyasasının oynaklığına bakalım. Bir sonraki grafiğimiz gelsin. Şu aşamada OPEC toplantısı beklenirken petrol fiyatları oldukça oynak. Dolayısıyla petrol yatırımcısının bugün oldukça dikkat etmesi gereken bir gün. 2019'un başından bu yana gördüğümüz en yüksek seviyelere kadar gelmiş vaziyette şu an petrol oynaklığı. Hemen kur cephesine de bakalım. Gelişmekte olan ülke kurlarına bakalım. Dolar karşısında nasıl bir performansla ilerlerken TL peki nasıl bir konumda yer buldu onu da hemen görelim. Şimdi ekrana getirdiğimiz tabloda aslında karmaşık bir tablo. Şöyle ki Güney Kore bonu, Malezya ringgiti, Güney Afrika randı şu anda kazananlar sıralamasına yer alıyor. Bununla birlikte aşağı tarafta Tayı bahtını ve Endonezya rupisini görmekteyiz. %0.42'lik bir kaybı var. Doğu Avrupa para birimlerinin ise bu sabah itibariyle yatay olduğunu, kazançlarının ya da kayıplarının artı eksi %0.1 seviyesinde olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla en azından bizim içerisinde bulunduğumuz bölge itibariyle gelişen Avrupa Doğu para birimleri TL'de dahil olmak üzere sakin bir güne başlangıç yaptı diyebiliyoruz. Ve borsa cephesine hemen borsayı da görelim mi? Hangi sektörler endekslerinde nasıl bir performansla ilerlediler? Günü
%0.38'lik bir geri çekilme ile tamamladı borsa. 110.785 endeks seviyesini de görüyoruz. Ama şirketler üzerine de ilerleyelim. Şimdi gün içerisinde aslında yükseliş başlangıç itibariyle başladı ve gün içerisinde saat 4'e kadar geçen süreçte borsa gün içi zirvesi olan 112.898 puana kadar ulaştı. Ancak bu saat sonrası gelen satışlarla birlikte gün içerisinde gördüğü en düşük seviye olan neredeyse 110.678 seviyesiydi. Dün seans içinde gördüğü en düşük seviye ve günün sonunda 110.785 puandan günü tamamlamış oldu. Dolayısıyla %0.38'lik bir kayıpla birlikte gün içerisinde kazandığı primi de aynen geri verdiği görülüyor. Bununla birlikte kazananlar tarafında, endeksi en çok yukarı çekenler tarafında gördüğümüz tablo bizlere işte Çelebi, Sabancı Holding, Akbank diye listeden devam ettiğini göstermekte. Bu sefer değişime göre sıraladım. En çok BIST 100 endeks içerisinde bilançosunun açıklamasının ardından günü en fazla artıda kapatan %4.17'lik primiyle Çelebi olduğunu gösteriyor tablo bizlere. Ama puan bazlı katkı olarak en fazla kimdi diye bakacak olursak Akbank'ın %3.46'lık primi mesela 287 puan kadar endekse yukarı yönde bir katkı yapmış. Düşürenler tarafındaki tabloda ise yine aynı şekilde yüzdesel bazlı hissenin kendi düşüşünü ekledim. Burada dün BIST 100 endeksi içerisindeki en fazla düşenler sıralaması var. Pegasus da yine aynı şekilde bilanço fiyatlamasının ardından günün sonuna baktığımızda %7.76'lık bir düşüşle birlikte endekse 68 puan kadar aşağı çekmiş ağırlığı itibariyle. Teşekkür ediyoruz Gizem. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyelim ve hemen bültenimize bir açıklamayla devam edeceğiz. Kimden geliyor? Bürümcekçi Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu Haluk Bürümcekçi'den. Bürümcekçi faiz indirimleri sonrası risk iştahında bir miktar kayıp olabileceğini ve yılın geri kalanının ilk aylara göre daha bir oynak seviyeler görebileceğimiz uyarısında da bulundu. Hep beraber izliyoruz detaylar açıklamalarda. Akımlara baktığımızda bu sene iyi başlamıştı ama ondan sonra tabii özellikle hisse taraflarında İEM'lerde çıkışlar güçlendi. Tahvillere giriş devam ediyor ama tahvillerde daha çok yabancı para kaynaklı olanlar da ilgi izleniyor. Bence orada belki bu haftalarda, yani bu kararlardan sonra bu hafta falan belki daha iyi olabilir ama risk iştahının yeterince güçleneceğini düşünmüyorum. Yani bu kararlar sonrasında risk iştahı güçlenip İEM ülkelerinin paralarını değer kazandırma veya borsaları anlamında çok yararlı olacağını düşünmüyorum. Yine bence tahviller üzerinden gideceklerdir. Oraları daha ilgi göstereceklerdir. Bu bağlamda dalga boyu yüksek olacaktır. Yani bu gelen durumun getirdiği şey eskiye göre, yani veya yılın ilk aylarına göre daha karışık bir piyasa gözlenecektir. Dolayısıyla daha zor bir ortam olacaktır. Bunun da hani risk iştahını kaçıracağını düşünüyorum. O yüzden çok olumlu bir görünüm beklemiyorum. Evet, Bürümcekçi'nin açıklamaları bu yöndeydi. Şimdi piyasaları konuşacağız. Birbiri ardına açıklanan paketlerin piyasalar üzerindeki etkisini ve faiz indirimleri merkez bankalarından koordineli olarak gelir mi? Piyasalar bunları nasıl fiyatlayacaktır? Bu sorunun yanıtını Marbaş Menkul Kıymetler, Değerler ve Viyop FX Müdürü Soner Kuru'dan alacağız. Soner, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Hande, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum Soner. Evet, koronavirüse karşı mücadele kapsamında Dünya Bankası'ndan, Uluslararası Para Fonu'ndan ve Amerika Temsilciler Meclisi'nden birbiri ardına paketler açıklandı. ABD tarafında 7.8 milyar dolar, Dünya Bankası'ndan 12 milyar dolar, Uluslararası Para Fonu'ndan ise 50 milyar dolarlık bir paket geldi. Ne dersin, bunların piyasalarda karşılığı ne olur? Yani şöyle, özellikle bu Fed'in faiz indiriminin ardından piyasada bir miktar ikiye bölünmüşlük hakimdi. Bu virüsle alakalı bilmediğimiz bir şey mi var, daha kötüsü mü geliyor anlamında piyasalarda bir miktar soru işareti olmuştu aslında. Faiz kararlarından Powell'ın açıklamalarında da bunu görmüştük. Virüs salgını bir süre için ekonomi üzerinde baskı yaratacak ve ekonomi üzerindeki etkileri henüz çok erken safhada şeklinde yapmış olduğu açıklamalar bir miktar piyasaları korkuttu. Ama hala burada yine bir ikiye bölünmüşlük söz konusu olduğunu düşünüyoruz. Bir kesim hala iyimser. Yaz ayları itibariyle, havaların ısınması itibariyle aslında burada etkinin azalacağını düşünüp piyasaya alıcı olarak geliyor ki özellikle piyasada dün de işte Amerika endeksleri %4 ortalamalarda artıda kapattı. Asya %2 ortalamalarda artıda. Piyasalarda hala şu anda bu
ucuz paranın cazibesini koruduğunu görüyoruz. Ama tabii ki bu virüs belirsizliği piyasalar üzerindeki şu an için küresel anlamda en önemli problem. Peki Soner, küresel piyasalardaki bu özellikle bu ivme Türk varlıklarına sence nasıl yansır? Borsa üzerinde bakacak olursak geldiğimiz seviyeler 115 binli seviyelerden bu noktaya geldik. Yeniden 112 bin ila 115 binli band aralığına oturması için bir hikaye var mı? Destek seviyeler nedir sence? Şimdi şöyle, o tarafta biz koronavirüsten küresel piyasalarda korelasyonumuz kadar şimdilik etkilendik ama o tarafta bizim için bir risk hala var. Şöyle, hizmet ekonomileri bu anlamda biraz daha erken tepki veriyor virüse. Bizde henüz bir vaka görülmedi. Bu anlamda turizmde, ulaşımda, planlı rezervasyon iptalleri noktasında şu an için çok negatif bir tablo yok Türkiye açısından. Ama yarın öbür gün Türkiye içinde vaka görülmesi, belki bir ölüm görülmesi, bu anlamda bizde ikinci bir tur endeks üzerinde baskı oluşturabilir. Çünkü artık kıyımızda, köşemizde bütün ülkelerde görülüyor. Henüz Türkiye'de bir vaka yok. Bu şu an için iyimser tarafta fiyatladığımız anlamına geliyor ama vaka görülse bir satış olabilir. Bu bir risk. İçeride bizim tabii ki en önemli hikayemiz jeopolitik fiyatlama. Orada da bugün itibariyle Moskova'da Erdoğan-Putin görüşmesinden çıkacak sonuç bizim kısa vadeli hikayemizi belirliyor olacak. Görüşme saat 2'de başlaması planlanıyor. Bizim piyasa kapanmadan sonuç gelir mi, toplantı yapılır mı, ona bakıyor olacağız. Yani bugün itibariyle ama özellikle dün Kremlin'den yapılan açıklama, bugünkü görüşmeden bir anlaşma, mutabakat çıkacağı yönündeydi. O yüzden beklentiler iyimser. Küresel taraftan da olumlu bir piyasa devralıyoruz sabah itibariyle. Ben alıcılı bir açılış bekliyorum. 112.800'ler dün gördüğümüz en yükseklerdi. Ben buraya doğru bir açılışın olmasını bekliyorum. Sonrasında ise bu 112.800'ü destek yapıp üzerine tutunabilecek miyiz, altında mı kalacağız? Bu Moskova'da yapılacak görüşme bu anlamda belirleyici olacak. Eğer bugün bir mutabakat çıkarsa 115 binlere doğru bir hareketin başlamasını bekliyoruz. Ama özellikle kötünün kötüsü noktasında da 110 bin ve oranın da altında 106 bin destekleri orta uzun vadede önemli seviyeler olarak görünüyor. Evet, kritik Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus Devlet Başkanı Putin görüşmesi öncesinde de buradan gelecek haber akışı da kuşkusuz etkili olacaktır. Petrol cephesinde ise petrolde de oynaklık arttı. Özellikle OPEC toplantısı öncesinde Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmazlıkların daha gün yüzüne çıktığını görüyoruz. Bu cephede nasıl bir etki görecektir? Nasıl bir fiyatlama bekliyorsun Soner? Şimdi burada 20 Ocak'ta bu virüsle birlikte 65 dolardan ciddi bir geri çekilmeyle 10 Şubat'ta 53 dolara kadar gelmiştik. Sonrasında Çin'in likidite operasyonları ile birlikte petrolde 59 dolara kadar yükselmiştik. Hatırlarsan Amerikan endeksleri de rekor seviyeler kaydetmişti. Ama sonra virüsün dünya geneline yayılması, Amerika ve Avrupa'da görülmesiyle birlikte yeni ciddi bir satış, ki asıl panik noktasında burası etkili oldu. Şimdi OPEC en son Aralık ayında bir karar almıştı. Hani de 1.2 milyon varil kesintiye ek olarak 500 bin varil ek kesinti kararı gelmişti. Bir de Suudi Arabistan gönüllü olarak 400 bin varil kesintiye gideceği açıklaması vardı. Yani Mart sonuna kadar zaten piyasada toplamda günlük 2.1 varil milyon kesinti var. Mart'ın sonrasında ise bu nasıl devam edecek? Bu karar gelecek bugün veya yarın. Bir kısıtlama bekleniyor. Rusya ile Suudi Arabistan'ın bu anlamda bir anlaşmazlığı olduğu yönünde piyasaya gelen haberler var. 1,5-2 milyon varil günlük üretim kesintisi piyasanın beklenti aralığında diye düşünüyoruz. Bundan daha yüksek gelecek bir üretim kesintisi bir miktar yukarı atabilir. Ama buradaki ana trendi belirleyecek olan şey tabii ki koronavirüs etkisi olmaya devam edecek. 1,5 milyon varilin altında bir üretim kesintisi ama petrolde bir miktar daha değer kaybına yol açabilir. Evet, petrolde bir miktar daha değer kaybı beklentisini koruduğunuzu söylediniz. Ve son olarak merkez bankalarının, evet, Fed'in indirim kararının ardından koordineli olarak ne dersin? Evet, 19 Mart'taki PPK'dan nasıl bir hareket adım gelir ve bunu piyasalar nasıl okur sence? Şimdi merkez bankamız noktasında biz faiz indirim döngüsünde artık yavaş yavaş sona gelindiğini düşünüyorduk enflasyon ve reel faiz noktasında baktığımızda. Ama bu son gelen adımlar, Fed'in bu anlamda önünü açtığı piyasa, dün işte Avustralya'da, Kanada'da yine bu hafta faiz indirim kararları vardı. Bunu İngiltere'nin, Japonya'nın, Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın da yine faiz indirimleri noktasında devam ettirmesini bekliyoruz. Bizim merkez bankamızın da bu anlamda önünü açan bir unsur.
Eğer bu faiz indirimleri olmasaydı Merkez Bankası'nın bu 19 Mart toplantısında belki pas geçip biraz daha bekle gör politikasına geçebileceğini düşünürdük ama artık bu son gündemle birlikte Merkez Bankası'nın da faiz indirimine devam etmesini bekliyoruz. Mart'ta da pas geçmeyecek. Artık bir miktar daha indirim Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan da bekliyoruz diyebilirim Hande. Çok teşekkür ediyoruz aktardığın notlardan dolayı. Marbaş Menkul Değerler FX ve Viyop Müdürü Soner Kuru'yu uğurladıktan sonra şimdi hemen rotamız Dubai'ye. Dubai'ye gidiyoruz ve temsilcimiz Ersoy Erkazancı'yı dinleyeceğiz. Evet Ersoy, kritik OPEC toplantısı öncesinde neler konuşuluyor ve Asya piyasalarına baktığımızda bugün fiyatlamaları sen nasıl değerlendireceksin bize? Hande merhaba. Evet bugün iyimser bir hava var. Amerika iyi kapatmıştı. Bugün Asya'da yansımalarını görüyoruz. Sabahleyin ilk yayınımda yine artıydı ama artılar biraz daha arttı. Yine %2'ler civarında yemyeşil ekranlar var. İyimserliğin sebebi koordineli bir şekilde ülkelerin veya kurumların biraz likidite vermesi, yeni teşvik paketleri açıklaması, IMF'den 50 milyar dolar, Amerika Kongresinden 7.8 milyar dolar, Dünya Bankası'ndan 12 milyar dolar gibi teşvik paketleri piyasaya biraz iyimserlik verdi. Kanada Merkez Bankası FED'den sonra o da 50 bas puan faiz indirdi. Bir sonraki FED toplantısında yine faiz indirim bekleniyor. Yani ikiye ayırmak lazım. Bir koronavirüs ve sağlık konusundaki endişeler. Diğeri ise ülkelerin, merkez bankalarının yaptığı aksiyonlar. Şimdilik bu tarafta piyasalar biraz rahatlamış gibi gözüküyor. Bunu da şu anda satın alıyor. Ama koronavirüs etkisi azalmadı. Belki Çin'de biraz daha az vaka duyuyoruz, ölü sayısı duyuyoruz ama diğer ülkelerde bu sayı artıyor. Özellikle Orta Doğu'da biraz daha endişeler arttı. Örneğin Suudi Arabistan daha önce sadece yabancılara umreyi durdurmuştu. Şu anda kendi vatandaşlarına ve orada yaşayanlara da umre ziyaretini durdurdu. Dün Birleşik Arap Emirlikleri'nde okullar tatil edilmişti. Yani her ülke daha çok önlem almaya devam ediyor. Ama bugün piyasa dediğim gibi bu likidite önlemleri sebebiyle, teşvik paketleri sebebiyle iyimser. Petrolden de hemen bahsedeyim. Viyana'da OPEC toplantısı var. Artık hep biliyorsun OPEC Plus diyoruz. OPEC ülkeleri ve Rusya. Son gelen haberlere göre Rusya ve Suudi Arabistan pek anlaşamıyor. Nedir o? Kesinti ne kadar olsun? Üretim kesintisi. Suudi Arabistan bugünkü haberlere göre 1,5 milyon varillik bir kesinti istiyor Hande. Rusya ise bu kadar istemiyor. Bakalım yine bilek güreşleri olacak bugün ve yarın Viyana'da. Mutlaka bir rakam üzerine anlaşacaklardır. Çünkü talep ciddi düştü. Fiyatlar ciddi düştü. Ama bir anlaşma olsa bile bu petrol fiyatlarını ne kadar yukarı çeker ona pek emin değilim. Son rakamlarda 47.3 ve 51.8 dolar seviyesinde. Dediğim gibi OPEC toplantısından haberleri bugün yarın duyarız. Biz de OPEC toplantısından gelen haber akışını an be an takip ediyor olacağız. Senin de dediğin üzere üretim kesintisi konusunda bir anlaşma sağlanacak ama bakalım bu fiyatlar üzerinde nasıl bir etki gösterecektir diyoruz. Dubai temsilcimiz Ersoy Erkazancı'yı uğurladıktan sonra şimdi de piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. Info yatırım bir diğer durağımız İsmail Güner telefon at. İsmail Güner karşımda. İsmail günaydınlar dileyerek başlamak istiyorum. Evet bugün nasıl bir açılış bizi piyasaları bekliyor ne dersin? Avrupa piyasaları dün günü pozitif kapatmıştı. Amerikan piyasalarında da güçlü bir toparlanma olduğunu görüyorduk ancak biz dün günü daha biraz jeopolitik riskleri de fiyatlayarak yatayda kapatmıştık. Peki bugün üzerine baktığımızda fiyatlamalarda neler etkili olacaktır? Evet, bugün için baktığımızda hemen özetle söyleyelim. Vadeli işlemlerde bugün bu sabah itibariyle 1500 puanın üzerinde bir açılış gerçekleştirildi. Yani bugün pozitif bir günle güne başlayacağız. Bugünün bizim açımızdan en önemli gündem konularından bir tanesi Erdoğan-Putin görüşmesi. Moskova'da yapılacak olan görüşme. Muhtemelen buraya yönelik iyimser beklentiler bugün piyasalarda satın alınmaya devam edecek.
Piyasaların genelinde bir veri akışına hemen özetle bir baktığımızda bugün yurt içinde fazla bir veri akışı yok. Daha çok Amerika tarafında işsizlik başvuruları verisi gelecek ve bugün yine aynı şekilde petrolle ilgili olarak da OPEC toplantısı var. Viyana'da bugün başlayacak. Buradan gelecek haberler de petrol fiyatları üzerinde ki oynaklıkla ilgili biraz daha sis perdesinin aralanmasında etkili olacak. Türkiye açısından önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Petrol fiyatlarının geri çekilmesi aslında bizim açımızdan biraz daha avantajlı bir duruma doğru gidiyor. Yurt dışına, Amerika tarafına baktığımızda ise koronavirüsüne yönelik endişeler yine aynı şekilde devam ediyor. Ve burada merkez bankalarının hamlelerini görüyoruz. Fed'den sonra Kanada Merkez Bankası faiz indirimine gitti. Şimdi İngiltere ve Avrupa Merkez Bankalarından da benzer adımların atılması bekleniyor. Şu an söylediğimiz gibi Çin'de yaşanan bu salgının tüm dünyaya yayılıyor olması, özellikle yakın komşularımız, ticaret olarak en çok ticaret yaptığımız ülkeler arasında Avrupa'nın olması bizi de kısmen de olsa bir miktar tedirgin ediyor. Şu an bununla ilgili ülkeler biraz daha genişleyici politikalara doğru ilerlediğini söyleyebiliriz. Yurt içinde baktığımızda ise şu an Putin ve Erdoğan görüşmesi bizim en çok bugün konuşacağımız konular arasında. Özellikle İdlib'de yaşanan son gelişmeler, oradaki belirsizlik ve Türk askerlerine yapılan haince saldırılar bugün gündem konusu olacak. Bu gelişmelerle birlikte hafta başında 6.25 civarında olan dolar TL şu an için 6.08'in de bu sabah itibariyle altına sarkmış durumda. Bu biraz daha yurt dışı piyasalarla birlikte iyimserliğin ön plana çıktığını gösteriyor. Yukarıda 6.16, 6 seviyesi ise psikolojik destek seviyesi olarak görüyoruz. Bu seviyenin altı, yani 6 seviyesinin aşağısı piyasaları biraz daha moral olarak gelişmelerin iyiye doğru gittiğinin sinyali olarak algılanacak. Endeks tarafında ise 100 bin seviyelerinden başlayan tepki yükselişi şu an için 113 bin seviyelerinde biraz daha sıkışmış durumda. Yukarı yönde 60 günlük ortalama 116 bin seviyesi. Bu seviye kırılması durumunda piyasaların tekrar düzelmeye başlayacağının çok büyük bir sinyali olarak biz algılayacağız. Ama şu an bu seviyeden yaklaşık 5-6 bin puan uzağız. Söylediğimiz gibi bugün evet. 111 binin üzerinde bugün ve bugünden sonra dip çalışmaları devam ederse kalmayı becerebilirsek muhtemelen tepki yükselişiyle birlikte bugün yine 112-113 binlere doğru bir eğilimin olması mümkün olabilir. Çok teşekkür ediyoruz İsmail Güner'e diyor. Kendisini uğurladıktan sonra kısa bir araya uzanalım. Aranın ardından yatırım bültenine kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Böylelikle bir yatırım bülteni daha bugünlük burada noktalarken saat 13'te yeniden sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.